Milli mücadele ruhunun dört bir yana dağıldığı yer burası. Şair Mehmet Akif Ersoy, Ankara Taceddin Dergahı'nda inzivaya çekilerek yazdı İstiklal Marşı'nı. Mehmet Akif Ankara'ya gelince ona tahsis ediliyor, ona ve arkadaşlarına. 3 yıla yakın burada kalıyor Mehmet Akif. İstiklal Marşı'nı da işte 1921 yılının o soğuk Şubat günlerinde bu binada yazıyor. Milli Marşımız İstiklal Marşı tam da bu noktada, bu odada kaleme alındı. Mehmet Akif Ersoy bir yandan arkadaşlarıyla ülke gündemini değerlendirdi. Diğer yandan Milli Marşımız İstiklal Marşı'nı kaleme aldı. Yazar Mehmet Doğan, İstiklal Marşı'nın yazıldığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstiklal Marşı önce Mehmet Akif üzerinde mutabık kalınarak yazılmaya başlanıyor. Yani bunu Mehmet Akif yazabilir. Ankara'daki üst kademe yöneticiler bu kanaate varıyorlar ve Mehmet Akif'in yazması için de o zaman konuyla ilgili olan bakan, yani Maarif Vekili Hamdullah Suppi Bey devreye giriyor. Hamdullah Suppi Bey Mehmet Akif'in arkadaşlarıyla burada kalan Hasan Basri Çantay bilhassa görüşüyor, konuşuyor. Akif'in para mükafatını reddettiğini, yarışmaya o yüzden katılmadığını öğreniyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Taceddin Dergahı'na vatandaşların ilgisi büyüktü. 100. yılı doğduğu yerden, o Allah'ın lütfu bize tabii, İstiklal Marşı'nın doğduğu yere gelerek kutlamayı özel bir an olarak düşündük ve bunu gerçekleştirdik. Biraz önce arkadaşlarımla onu konuştuk. Gerçekten bugün burada olmak çok anlamlı. Akif hepimizin örnek aldığı bir şahsiyet. Çok duygulandık gerçekten. O hissiyatı yaşıyoruz. Yani hakikaten ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyordu. Millet olarak hepimizin o dönemki duygularını yansıtan bir şiir. Hatta şiir ötesi bir marş, öyle söyleyelim. Yani böyle bir büyüğe, böyle bir üstada sahip olduğumuz için ülke olarak, millet olarak çok şanslıyız. Tarihi kitaplardan okuyoruz. Yani tarihi olayları kitaplardan öğreniyoruz ama o tarihi olayların cereyan ettiği mekanları görmek de insanları etkiliyor.